Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin birçok videoda, yorumlarda talebiniz üzerine Oyak Çimento'yu inceleyeceğiz. Öncelikle Oyak Çimento'nun açıklamış olduğu 2022 yılı 4. çeyrek güncel bilanço temel analizini yapacağız. Ardından grafik üzerinde teknik analizini yapacağız. Zirveden bir geri gelip sanki bu geriden ufak dip yapıyor, ardından tekrar yukarı gibi mi? Videoda zaten göreceksiniz değerli arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek sizlere bahsedeceğim. Analize geçmeden önce de dostlar, hem Twitter hem Instagram'da Serbest Piyasa Analiz adlı hesaplarımıza sizleri bekliyorum. Aynı zamanda sizler için çok faydalı bir uygulama bırakıyorum açıklamalar kısmında. Açıklamalar kısmındaki bıraktığım uygulamanın linkine tıklayıp indirdiğinizde Midas yatırımı indirmiş oluyorsunuz. Hızlıca üye oluyorsunuz. Ardından bedava bir şekilde elinizdeki hisse senetlerinin hedef fiyatlarından ve model portföylerden, analistlerin özel analizlerinden bedava bir şekilde yararlanıyorsunuz. Aynı zamanda Amerika tarafında da, Amerikan borsalarında da minimum komisyonla işlem yapabiliyorsunuz. Bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyebilirim. Haydi gelin başlayalım. Evet, Oyak Çimento ile başladığımız vakit betası 0.90'mış, 0.79'a doğru geri çekilmiş. Geri çekilmesi veya ileri gitmesi iyi veya kötü anlamda bir yorumlanmaz. Sadece şunu söyleyelim burada. Salınımları Borsa İstanbul'a göre daha yavaşlamış. Halka açık oranı %27 olarak devam ediyor. Çimento beton sektörü Yıldız Pazar'da işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Cari oran 1.88'miş, 1.89 olmuş. Güzel. Likit oran 1.30'dan 1.39'a çıkmış. Bu da cepte. Nakit oran 34'den 58'e çıkmış. Şirketin cebindeki nakit miktarı da artmış. Pozitif. Likidite oranlarını güzel getirdiğini söyleyebiliriz. Karlılık olan oranlarına bakalım. Şirketin aktif karlılığı geçen yıl yüzdesel bazda 16'lardaymış. Bu yıl 55. Çok güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı 24'ten 29'a çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 17'lerden 25'lere kadar gelmiş. Gayet başarılı. Net kar marjına bakarsak yıllıkta %22'ymiş, %26,5 pardon. Yıllıkta %15'miş, %35'e çıkmış arkadaşlar. Başarılı. Şirketin öz sermaye karlılığı 27'ymiş, 87'ye çıkmış. Yani Oyak Çimento geçen yıl %24 bir büyüme yaşayan bir firmayken, %24 büyümüşken bu yıl %87 büyümüş. Zaten kar marjlarından da belli. Maliyet oranlarına bakarsak maliyetleri de 6.5'tan 2'lere doğru gerilemiş. Yani kar marjını yukarı çekerken maliyetleri aşağı çekmiş. Ciddi bir büyüme elde etmiş. Zaten o da %87 olarak karşımızda. Süper bilanço olacak mı bir bakalım. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılığa bakacağız. Hisse başı kar 63 kuruşmuş. 3.88'lere kadar çıkmış. Başarılı mıdır? Evet, başarılıdır. Cebe koyabiliriz. PEG oranı 0.12'ymiş, 0.01'e gelmiş. Bakın burası çok önemli. Şirket Oyak Çimento ciddi büyüme potansiyelleri sunmaya devam ediyor. Başlamış bir önceki dönemlerde, hala ciddi devam ediyor. Pozitif. ROIC oranına bakarsak öz kaynaklarını %22'den %52 oranında daha verimli kullanmaya başlamış öz kaynaklarını. Cepte diyebiliriz. Güzel. İnelim. Aktif devir hızına şöyle bir bakarsak, aktif devir hızı 1.06'dan 1.57'ye çıkmış, pozitif olduğunu söyleyelim. İhracat oranı 20'ymiş, %20'ymiş, %14'lere doğru gerilemiş. Biraz daha yurt içi ağırlıklı çalıştığını söyleyebiliriz. Niye? Yurt dışında bir daralma etkisinden dolayı diye hemen ilk maddeyi söyleyebiliriz. Stok devir hızı 5.9'muş, 6.05'e gelmiş. Stoklarını daha hızlı eritmeye başlamış. Çok hafif de olsa daha hızlandırmış kendisini. Güzel. Stoklara bakalım. Geçen yıl 769 milyonluk bir stok tutuyorken şu anda 1.7 milyar TL'lik bir stok tutuyor. Ciddi manada stok tuttuğunu söyleyebiliriz. Enflasyonist dönemde şirketlerin stok tutması yararlıdır. Devam edelim. Şöyle bir bakalım dostlar. Evet. Baktığımız vakit şirketin net satışları her çeyrek düzenli bir şekilde artıyorken esas faaliyet kârı da aynı şekilde artmış, güzel yönetildiğini söyleyebiliriz. Amortismanların satışların maliyetine oranı 5.5'muş, 2.6'ya kadar düşmüş, pozitif. Bu düşüşü severiz.
Yabancı para varlıkları yükümlülükleri tarafına bakarsak, varlıkları yükümlülüklerin %10, %20 üzerinde pozitif cepte. Yabancı para net pozisyonda artıda. Güzel, yani süper bilançoya doğru adım adım gidiyor gibiyiz sanki. Şöyle bir Oyak Çimento diye baktığımızda, Oyak Çimento'nun yatırımlarında %28'lik bir artış var. Burayı da gelecekte yine bilanço hisse senedi fiyatlamına pozitif yansıyacak bir diğer noktada %28'lik bir artış var. Şirketin borç durumu %38, %39'muş. Şu anda %35'lerde. Borçluluğunda da aşağı yönlü bir azalış olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılığa bakarsak, sektör çimento beton sektörü fiyat kazanç oranı yaklaşık 20, Oyak Çimento 11 ortalama. Güzel, ucuz. Sektörün piyasa değeri defter değeri 7.3, Oyak Çimento 6.6. Sektörün FDFV'ü 18.5, Oyak Çimento 14. 3 rasyoda da ucuz, PEG rasyosunda da ciddi büyüme potansiyeli sunuyor. Güzel. Şirketin net satışları 4.6 milyardan 12.7 milyar TL'lere çıkarken Piotrowski F skor 8'miş, 7. Stabil gitmiş. 7-8 aynı oranlarda. Değer yatırımı tarafında ciddi bir değişim yok. Yani pozitifmiş, hala pozitif tarafta. Şimdi bilançosunu yorumlamadan önce diğer tarafa da bakacağız. FastWeb Mali Analiz Pro uygulaması bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de Oyak Çimento'dan, FinTables tarafında Oyak Çimento'ya bakalım. Satışları yaklaşık 1.7 kat artarken şirketin net karı 5.2 kat artmış. Zaten başarı burada, onu söyleyebiliriz. Oyak Çimento'nun karnesine bakarsak, yani süper bilanç oldu. 1.1 daha da burada da artık aşikarlaşıyor. Karlılık 6'da 6, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 6 arkadaşlar. Muhteşem bir bilanço geldiğini tekrarlayabiliriz. Fakat yabancı yatırımcı tarafına bakarsak, Aralık, Ocak, Şubat'ta yabancı yatırımcı satışta. Ürün gittikçe satmış. Şimdi nasıl gittikçe satmış? Böyle. Ürünün fiyatı bakın ne zamandan beri? Şubat'ta gitmiş gerçi. Şubat'ta gidişe başlamış. Buradan itibaren gittikçe satmış. Gittikçe satmış. Mart ayı itibariyle alım yönünde olduklarını düşünüyorum son baktığım raporlarda. Mart, tabii ki Mart'ın verisi Nisan'da gelecek. Onu da o zaman değerlendireceğiz. Sonuç. Nasıl bir bilanço açıklamış arkadaşlar? Süper bilanço açıklamış. Orta uzun vade büyüme etkilerinin devam ettiği, yatırımları artarak devam eden sektöründe önce olacak ve hala bizlerin konuşacağı firmalardan biri olacağını düşünüyorum Oyak Çimento'nun. YTD'yi ekleyelim. Teknik analize başlayalım. Evet, teknik tarafa başladığımız vakit dostlar, şöyle zirvesinden yüzde kaç geri gelmiş, şöyle bir bakalım biz bu arkadaşa. Notisi koyalım da. %33'lük bir geri gelmiş zirvesinden teknik tarafta. Bizim dipçi de dip sinyalleri vermeye başlamış. Ben dipteyim de dipteyim demiş. Zaten bunu %4 yukarı getirmiş. Şimdi öncelikle şunu burada dikkat etmek lazım. Seviye olarak bakarsak 44 seviyesi, düz hesap diyelim. 44 seviyesinin üstünde tutunmadıkça yukarı yönlü sert hareketler beklemeyin. 44'ün üstüne tutundukça yukarı yönlü hareketler daha da hızlanacaktır. Bilginiz olsun. Öndeki dirençlere bakarsak 44'ü ana direnç olarak cebe koyabiliriz. İkinci direnç, yani ondan önceki dirençte pivot noktası da 40-41 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Destek olarak bakarsak arkadaşlar, destekler şurası 38 seviyesi ve ardından ana destek 33 seviyesi olduğunu söyleyebilirim ortalamalar bazında. Saatlik bazda şimdilik bir görüntü bir şey yok. Haftalık bazda ise şurada satın beni satın beni diye bağırmış adeta. Haftalık bazda, yani şeyin üstüne atmış. Buralar artık şey olmuş. Manipülatif sular olmuş. Neyse. Haftalık bazda baktığımızda da yani destekler örtüşüyor. Yani 33-34'ler diyecektik. Burada da zaten biz 33 seviyesi dedik ana destek anlamında. Bir bakış açımız buydu. Şimdi diğer bakış açısından bakarsak değerli dostlar, ortalama bazında baktık. Ortalamalar bazında destek dirençlerini, bir de FIBO tarafından bir bakalım arkadaşlar. FIBO tarafında baktığımızda aşağıdaki destek 37. Nedense gidiyor geliyor. Bir yükleme mi geliyor, fiyatlama mı geliyor? 37 seviyesi destek. 37 kırılırsa aşağıda 32.5, 33 desteği çok ciddi bir destek olarak karşımızda. Kırılır demiyorum. İhtimalleri cebe koyup yazmanızı isterim. Sizin kendiniz için daha hayırlı olur. Öndeki dirençlere bakarsak 41.5, 47, 55, 64 seviyeleri direnç olarak karşımızda. Mesela 64 var, 78, 79'lar var direnç olarak.
arkadaşlar. Ama öncelikle ne dedik? 41,5, 46,9 yani 47, ardından 55,7 seviyeleri karşımızda. Şuradan bir de şuna bir bakalım. Daha demin diyorduk ya şu seviyeye dikkat etmek lazım diye. O seviyeyi kaçmış? 43,8, 44 diyorduk yani. 44 seviyesinin üstü ve altı olarak bakmakta fayda var. 44'ün üstünde tutunmaya başladığımız sert yukarı yönlü hareketler gelebilir. 44'lere kadar tepkisel hareketler de normal arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani iyi şirket düzeltme sürecinde, iyi şirket böyle düzeltme süreçlerinde alınır. Ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. Şimdilik böyle amşan büyük bir sıkıntı görünmüyor. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.